Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik ve çok lezzetli börek tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 50 gram kadar eritmiş olduğum tereyağını karıştırma kabına alarak soğutuyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağı ile birlikte tekrar karıştırıyorum ve 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum böreğimizde kullanacak olduğumuz sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. İyice çırpalım ki hiçbir topaklanma kalmasın. Daha sonra üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Normal su ekliyorum arkadaşlar. İyice çırptıktan sonra gördüğünüz gibi rengi açıldı ve sosumuz hazır. Bir kenara alıyorum ve börek için yufkamı hazırlıyorum. 4 tane yufka kullanıyorum. Hazır yufka kullanıyorum arkadaşlar. Bir tanesini tabanını yerleştiriyorum bu şekilde. Şöyle iyice açtıktan sonra üzerine sosumdan kaşıkla her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. yufka açmayı bilmeyenler için, acele işi olanlar için gerçekten çok pratik bir börek sarfi. Dilerseniz bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabı poşetlerini koyarak kaldırıp daha sonra misafirleriniz için ya da çocuklarınızla beslenmelerini koymak için hemencik çıkartıp pişirebilirsiniz. Gerçekten biz hanımların en büyük kurtarıcı börek sarfi. Sosu bu şekilde fırçayla her yerine gelecek şekilde yufkanın sürüyorum daha sonra ikinci yufkayı alıyorum inanın e, bir saat oldu yufka geleli tazecik e, getirttim eşime bakar mısınız arkadaşlarım yufkalar yırtık çıktı ve ben bu videoyu çekmek zorundayım sosunu hazırladım öncesinde bakmamıştım baksaydım bile bu, e, bu tarifimi çekerdim çünkü yufkalarımı ziyan edemezdim ben israfı hiçbir şekilde sevmem. Her zaman elimdekileri değerlendirmeyi severim. Sizlere de en doğal haliyle bu videomu çekiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın artık. Sizler dikkat edin yufka alırken mutlaka iki kere, üç kere yırtık koymayın diye söyleyin. Erkekler maalesef bu konuda biraz çekingen oluyorlar. Ee, illaki ikaz edilmesi gerekiyor demek ki Çünkü ben her zaman aldığımda hiçbir şekilde yırtık çıkmazdı aynı yerden alıyoruz Neyse moralimizi bozmuyoruz ve devam ediyoruz ikinci yufkayı da serdim üzerine sosunu sürdüm ve son dördüncü yufkayı da en üstüne koyuyorum Evet yine yufka yırtık sadece bir tanesi hafif düzgündü o da tabanında Neyse ben bu yufkaları güzel bir şekilde bugün değerlendireceğim. 4 tane yufka üst üstüne koydum. 3 tane de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarifi 3 yufkadan da yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Her yerini sürdükten sonra artık yufkalarımı kesiyorum. Önce 4'e bölüyorum. Burasını iyice dinleyin arkadaşlarım. Önce dörde böldüm. Şöyle bir üçgene altı eşit parçaya böleceğim. Önce ortasından kesiyorum, daha sonra üçer üçer gördüğünüz şekilde kesiyorum. Kesinlikle kalın kesmeyin. Yufkaya göre de bu değişir. Gerçi beşer de kesebilirsiniz. bayağı büyük bir yufka olduğu için ben 6'ya böldüm. Toplamda 24 tane poğaça elde ediyoruz. Çıtır çıtır nefis poğaçalar yapacağız bugün. Oldukça da bereketli bir tarif. Ben lor peyniri kullanıyorum. Dilerseniz kıyma, dilerseniz patates, dilediğiniz iç harç kullanabilirsiniz. Biz genelde bu şekilde poğaçaları lor peynirle çok seviyoruz. Her bir köşesine bu şekilde Birer çatlı kaşığı peynir ekliyorum. Bu tarifimizi akşamdan hazırlayıp buzdolabını streçleyip alt bölümüne koyarak sabahleyin kahvaltıya ya da çocuklarınıza çıtır çıtır pişirip servis edebilirsiniz arkadaşlar. İnanın çok pratik bir tarif. Daha sonra rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi 6'ya böldüğüm halde çok da minicik değiller. Bu şekilde yufkalarımı sarmaya devam ediyorum. Videomu yeni gelen takipçilerim. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmamda yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar. Bu şekilde hepsini sarıyorum ve borcama alıyorum öncesinde borcama alacağım arkadaşlar Çünkü maden sodası kullanacağımız için borcamda daha iyi çeker bu şekilde bütün e, poğaça börek ne derseniz artık borcamı diziyorum evet, toplamda Biraz önce de bahsettiğim gibi 24 tane çıkıyor oldukça da bereketli bir şişe maden sodasını bu şekilde üzerine döküyorum. Her yerinin gelmesine özen gösterin arkadaşlar. Evet. Daha sonra üzerine streçle örterek buzdolabında yaklaşık bir saat kadar dinlendireceğim. iki saatte dinlendirebilirsiniz, bir buçuk saat dinlendirebilirsiniz. Ama mutlaka dinlendirmenizi tavsiye ederim. Buzdolabın alt e, rafına koydum bir saat kadar dinlendirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi streci alıyorum yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiye diziyorum bir tepsi dolusu çıktı arkadaşlar İnanın çok bereketli bir tarif hepsini tepsiye aldım ve üzerine yumurta sarısı süreceğim. Çok az da yağ damlattım parlak olması için. Yumurta sarısı kesinlikle ve kesinlikle kokmuyor arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Yapıp deneyecekleri de şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer denerseniz de yorum kısmından Görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin yorumları benim için gerçekten çok kıymetli. Üzerine de şöyle haş haş serpiştirdim. Güzel bir görüntüsü oluyor. 180 derece altı sayar fırında pişirdim. Bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz güzel el açması gibi nefis bir börek oldu gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz tarifimi. Gün ışığında sizlere gösterdim ve içeriği alarak şöyle yakından böreğimin güzelliğini göstermek istiyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben susuyorum ve böreğimin çıtırtısını dinlemenizi istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem bir börek oldu. Ben börek e, diyorum, ağzım alışmış. Poğaça da diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir saniye daha dinletiyorum ve artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.